Milli İstihbarat Teşkilatı son günlerde terör örgütü PKK'ya özellikle de sınır ötesinde ağır darbe vuruyor. MİT son 1,5 yılda aralarında örgütün sözde sorumlularının da olduğu 300'e yakın teröristi öldürdü. Uzmanlara göre bu başarının en büyük sırrı saha ajanlarının istihbaratları. Sahadan gelen istihbarat bilgileri MIT'i harekete geçirdi. Teröristler adım adım izlendi. MIT nokta operasyonlarla son 1,5 yılda 300'e yakın teröristi öldürdü. Şimdi denklem değişti. Bu piyon takımını da tükettiği için örgüt artık o sözde lider dediğimiz yapıların, renkli kategoriyle anılan isimlerin sahaya sürüldüğü bir dönem yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın aranan terörist listesindeki isimlerin üstü günden güne çiziliyor. MİT saldırı hazırlığındaki teröristlere göz açtırmadı. Sadece son bir hafta içinde peş peşe yapılan operasyonlarda terörist Zilan Azak, örgütün sözde sorumlularından Gülistan Tekik, Heva Kivelçek ve Hatice Kaya, Irak'ın kuzeyinde öldürüldü. Bu nokta operasyonları gerçekleştirmek için hedef kişinin aldığı her nefesi takip ediyor biliyor olmanız lazım. Operasyon safhasına gelene kadar da hayatını riske attığı o bilgileri almak, toplamak için birbirinden önemli operasyonların gerçekleştiği zahmetli bir süreci yürütüyorlar. Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Abdurrahman Çadırcı da MIT'in kırmızı listede üzerini çizdiği teröristlerdendi. Mavi listede aranan teröristleri de affetmedi MIT. YPG'nin sözde sorumlusu Uman Derviş Münbiç'te öldürüldü. MIT başarılı operasyonlarıyla 2007'de Dağlıca'da 12 askerin şehit düştüğü komando taburuna yapılan saldırının da intikamını aldı. Interpol tarafında kırmızı bültenle aranan örgütün sözde cezire sorumlusu terörist Ali Dinçer de Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla öldürüldü. Örgütün sözde lojistik ve finans sorumlusu terörist Abdülhamit Kapar da Suriye Kamışlı'da nokta operasyonda köşeye sıkıştırılan teröristler arasında. MIT'in operasyonları aralıksız devam ediyor. Yılanın başına doğru zaten hızla ilerliyoruz. Göreceksiniz yakın zamanda birbiri ardına nokta operasyonlarla bu böyle erişilemez, ulaşılamaz denilen kişilerin bir keklik gibi avlandığına müşahit edeceğiz.